Venezuela'da suç örgütleri henüz bir ay kadar önce seçilen devlet başkanı Nicolas Maduro tarafından ülkenin en büyük sorunu olarak gösteriliyor. Bu gruplarla mücadelede Venezuela hükümeti artık ordu imkanlarını kullanmaya başladı. Emin Ülke Planı adı verilen plan çerçevesinde başkent Caracas sokaklarında emniyeti artık 3000 asker sağlayacak. Bunlardan bini Petare bölgesinde. Miranda eyaletinde ve Petare'de yaşayan tüm vatandaşlar emniyet içinde olmayı hak ediyor. Bunun için de polisle asker işbirliği yapacak, hem fiziken hem de kalben çabalarını birleştirecekler. Askerlerin asayiş için işbirliği yapması konusunda ülkede görüş birliği sağlanmış değil. Muhalefet bunun çözüm olmayacağını savunuyor. Bu görüşe göre sorun polis ve adalet sistemi tarafından çözülmeli, asker tarafından değil. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Venezuela asayişin en zayıf olduğu 5. ülke konumunda. 2012 yılında resmi rakamlara göre ülkede 16.072 kişi öldürüldü. Venezuela Şiddeti İzleme Örgütü'ne göre rakamlar daha yüksek ve 100.000 kişiye 73 cinayet düşüyor. Venezuela hükümetinin baş etmesi gereken tek sorun da bu değil. Aynı zamanda ekonomi de alarm veriyor. Ülkede temel ihtiyaç maddesi olarak kabul edilen ürünlerden bir kısmında kıtlık yaşanıyor. Bunlara çarpıcı bir örnek de temizlik alışkanlıkları göz önüne alındığında tuvalet kağıdı. Bu kağıdı bulmak için 2 hafta bekledim. Sokaktaki askerlere sordum ve burada bulabileceğimi söylediler. Ben de kuyruğa girdim. Bazı yetkililere göre halkı paniğe sevk etmek için bir kampanya yürütülüyor ve bunun nihai amacı da ülkeyi istikrarsızlaştırmak. Ticaret Bakanı da acil ithalat emri verildiğini ifade ediyor. Devrim hükümeti önümüzdeki günlerde 50 milyon rulo getirilmesini sağlayacak. Bu cumadan önümüzdeki çarşambaya kadar ilk gemi yanaşmış olacak ve ülkenin bir haftadan daha fazla bir sürelik ihtiyacı da çözülmüş olacak. Son günlerde yer yer temel gıda maddelerinin de marketlerde güçlükle bulunduğu görülüyor. Son olarak Devlet Başkanı Maduro da Venezuela'nın en büyük gıda sağlayıcısını stokçuluk yaparak ülkede tedirginliğe sebep olmakla suçladı.